Ve kazandı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Efendim. Komiserim, bir ziyaretçiniz var. Kimmiş? Lobide bekliyor efendim. İsterseniz sorayım. Yok yok, tamam, ben geliyorum. Nurgül. Merhaba. Canım, sen ne zaman geldin? 1-2 saat oldu ama çok kalamayacağım. Antalya'ya gidiyordum da yolun üstünde olunca bir gelip göreyim istedim seni. Aa, ben de seni burada görünce... Bir dakika ya, nasıl yolun üzerinde? Teklifin hala geçerli mi? Yok canım ya, geç kaldım. Öyle mi? Yani ben de kendime göre plan yaptım sen öyle deyince Nurgül, ne yapayım? Ha. Neyse artık, kusura bakma. Yok. İnanmıyorum ya. Nasıl oluyormuş? Vallahi hiç iyi olmuyormuş. Evet. Sen beni hiç dinleme zaten. Ben sana ne dedim? Hoşlanıyor demedim mi? Aman Mine ya, hala orada mısın? Evet, çünkü gözümle gördüm. Ne zaman? Hani bunlar arkaya gittiler ya, kız tam olaya girişecek, tam öpüşecekler. Sen de durun, bu öpüşme gerçekleşemez mi dedin? Ya su 2 dakika dalga geçme, hayır. Deniz geri çekildi. Yapamam dedi, anladın mı? Ha, hayal o yüzden mi gitti diyorsun? Niye yani? Bakıyorum sen de pek mutlusun bu duruma, hayırdır? Yok ya, ondan değil. Yani Deniz'e barışacağımızdan falan değil ama ne bileyim, onu başka bir kızla görmeye hazır değilim demek ki. Hepsi bu kadar mı peki? Hmm. Ama bir gün birisi olacak biliyorsun. Evet ama o gün bugün değil demek ki. Peki sen ne yapacaksın? Ne demek o? Sonuçta senin de hayatına birisi girecek değil mi? Hava sıcak mı oldu ya? Şu klimayı açsak. Yok abicim, olmayacak, istemiyorum. Peki canım, sen bilirsin. Ha bu arada Halil'e seni şahit yazdırdım, haberin olsun. Şaka yapıyorsun değil mi? Yok. Sizden başka kim var ki yanımızda? Ama gelmek istemiyorsan. Yok oğlum, ondan değil. Merak etme, yalnız bırakmayacağım seni. Sağ ol kardeşim. Evet sevgili yolcularımız, Zuhal Olcay'dan dinledik. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili dedi kendileri. Çok severim Zuhal Olcay'ı, vallahi billahi. Evet, bakıyorum. Hah, şu an hattımızda bir dinleyicimiz var. İyi akşamlar. Hiç bağlanamayacağım sandım be ya. O niye? Ne bileyim. Aa, sen dün evvelsi akşam arayan esrarengiz arkadaş değil misin ya? Ama öyle bir çabam yok. E tamam, neydi isim? Ayşe Fatma. Ne fark eder? Ayşe mi Fatma mı? İkisi de değil. Oo. Ya ne önemi var ki? Zaten ismimizi anneler babalar koymuyor mu? Sen seçmiyorsun ki kendi ismini. Doğru vallahi ya. Tamam, oldu. Ama yani sen kendine bir isim koy ki biz de birbirimize hitap edebilirim değil mi yani? Tamam, bir saniye. Hah, buldum. Sıla olsun. Olsun bakalım. Bilmiyorum, bence Deniz'in kafası hala karışık. Yani sadece benle ilgili değil de her şeyle ilgili, işte güçle. Ne yapacağını karar veremedi. E sen de hiç işini kolaylaştırmıyorsun çocuğun. Benle ne alakası var? Ne yapıyorsun sen? Biraz müzik dinleyelim dedim. Allah Allah ya, kim olduğumun ne önemi var? Sıla dedim ya işte. Sen herkese soruyor musun böyle kimsin, nesin, necesin diye? Yok. Kim arıyor ya? Deniz. Sana bir şey söyleyeceğim ama hiç dinlemiyorsun. Takmışsın bir kere. Ya şunu biraz kıssana. Efendim Deniz? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Suyla evde oturuyoruz öyle.
Yarın eğer işin yoksa görüşebilir miyiz? Yarın mı? Yok, benim yarın şirkette olmam lazım. Tamam, şirkete de gelirim istersen. Deniz, bilmiyorum. Yarın konuşalım mı? Evet Salacığım, şu an bütün Türkiye sustu. Herkes seni dinliyor canım. Buyur, dök içini. Sen gitmek istiyorsun ya yine. Karavanla dünyayı gezeceksin filan. Vallahi o yalan oldu ya. Benimki olmadı işte. Senin yıllardır hayal ettiğin şeyi ben yaptım. Gezdim karavanla. Hakikaten gerçekten mi ya? Nerelere gittin? Vallahi geze geze gittim aslında. Edirne'den Sofya yaptım önce. Oradan Bükreş. Odessa'ya kadar çıktım. Sonra sola saptım. Romanya'yı dümdüz geçip Macaristan filan. Ya uzun hikayeler. Anlatırım da senin vaktin yetmez. Vay be, şahaneymiş ya. Hakikaten bravo yani. İşte bu yüzden karavanı da kaptırdı zaten. He? Hemen inanıyorsun arkadaşım. Nereden belli gittiğim? Belki coğrafyam iyi. Sallıyorum kafadan. Ne bileyim ki yani. Niye yapasın ki böyle bir şey? Hani para pul da olmaz. Ne çıkarın olacak ki? Neden yani? Hayır, şöyle bakarsan sen. Oo, çıkar olayı değil bu Fikret. Başka bir şey. 4 yıldır bir çukurun içi... Ha, ne oldu ya? Alo, burada mısın? Aa, yine düştü ya. Neyse, Sıla arkadaşımıza sesleniyorum. Ben daha bir 10-15 dakika buradayım. İstiyorsan ara yani. Allah Allah. Evet, yolcularımız, pardon, ben bu arada parça koymayı unutmuşum. Dur bakayım. Geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Evet. Aykombaye Zumbaye. Buyurun. Güven, şunu tutar mısın şunu? Ben tutmayayım ya. Şimdi beceremem. Elimi yüzüme bulaştırırım. Hem suçluyuz hem güçlü yani. Ya Aslı, ikidir aynı şey yapıyorsun, farkında mısın? Sen otur ders çalış, ben halledeceğim diyorum sana. 2 gün bile dayanamıyorsun, ne çalışmasından bahsediyorsun sen? Ya hem bana Süpermen diyorsun hem de Clark Kent gibi yaşamamı istiyorsun, böyle bir şey var mı? Hayır, alakası yok. Ben ikisinin karışımında olmanı istiyorum, o kadar. Aslıcığım bak, ben öyle kravatlı, masa başında oturan, ondan sonra işe girdiği ilk gün daha emekli olduğum, nereden arsa alsam diye düşünecek bir adam değilim. Ben yağ satarım, bal satarım, un satarım ama kendi işimi yaparım, anladın mı? Kendi işimi kurmak istiyorum. Sen kendi işini kurmayı çok kolay zannediyorsun herhalde. Allah Allah, en azından denedim. Sen ne yapıyorsun? Nerede o İzmir'deki idealist doktor? Sen vazgeçtin biliyor musun? Hayır efendim, hiçbir şeyden vazgeçmedim ben. Ya benim kafamda 1000 tane şey var, senin haberin var mı? Sınava az kaldı, yarın mecbur hizmetler açıklanacak. Neresi olacağı belli değil. İstanbul dışına gider miyim, kalır mıyım, ne yapacağım bilmiyorum. Hadi onu da geçtim. Doğru düzgün bir yatağımız bile yok. Tut şunu ucunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.